Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Bugün 15 Mayıs 2022. Yeşil Kovan'ı detaylı kontrol edeceğim. Şu anda açık sarı, koyu sarı, kırmızı, hatta siyah renkte bile polen çekiyor. Saat 10:40 geçiyor. Çok güzel güneş vardı sabahtan beri. Şimdi bulutlar geldi. Hava parçalı bulutlu bir hal aldı. Bu kovan nasıl Mimar Sinan Edirne'de Selimiye Camii'ni yaptıktan sonra bu benim ustalık eserimdir dediyse, Yeşil Kovan'da benim aracılığımda ustalık eserimdir. Ben kendimi usta olarak takdim etmiyorum çünkü öyle bir akademik yeterliliğim yok. Fakat kendi hissettiğim duygular bana artık yaptığım işte iyi bir noktaya geldiğimi hissettiriyor. Bu kovan geçtiğimiz yıl Eylül ayında en son varroa ilacı gördü. Çift katlı olarak burada 1400 rakımda yaz kış durdu. Hiç daraltılmadı. Toplam 16 tane tertemiz sarı olan çerçevelerle, kararmış olmayan çerçevelerle kışa girdi. Tek sefer besleme yapıldı. Sadece kek verdim ona 2022 yılında. Ve şimdi durumuna bakacağım. Arıma kat vereceğim. Benim ustalık eserim Yeşil Kovan. Yaz kış burada durdu. Önce alt kattan başlayacağım. Bu arı için daraltılmadığından dolayı yeni başlayanlara kötü örnek olduğumu, kul hakkına girdiğimi söylemişlerdi. Ama arı kayıpsız bir şekilde kıştan çıktı. Hatta bu tek başına kışa girmesi bile benim için büyük riskti burada. Çünkü başına bir şey gelebilirdi. Herhangi bir hastalık. Ama yüz akımla benim bu iddiadan başarıyla çıkmamı sağladı. Komple erkek yavrulu gözler örmüş bu araya, kat arasına. Şimdi onları alıyorum. Ve alt kattaki yavru durumuna bakacağım. Arı alt katta kışladı, üst katında besin vardı. Kıştan önce vermiş olduğum besin. Kıştan önce bir sefer ilaçlama yaptım bu arıya. Bu arı henüz varroa ilacı görmedi Eylül ayından beri. En yakın köy buraya 3,5 kilometre mesafede. Bulunduğum ortamda egzoz gazı dahi yok. Bu arının yapacak olduğu bal organik sertifikalı ballardan aşağı değildir. Çünkü sadece oksalik asit kullandım. Herhangi bir kimyasal da kullanmadım bu arada. Varroa ilacımda. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek arının detaylı kontrolüne başlıyorum. Bu arı benim medarı iftiharım. Çünkü benim üzerime çok gelmişlerdi bu sıkıştırma konusunda. Bu artık herkese benim yaptığım arıcılığı anlatmıştır. Komple full polenli bir çerçeve burası. Bu tarafı boş. Çerçeveleri toprağa koymuyorum çünkü inanılmaz derecede kireç hastalığı şikayetleri var. Topraktan bulaşabilir.
Şurada çok az bir bal var. Sırlı. Buraları polenli. Yine bu tarafı da polenli. Arının nüfusu ortada. Yavru. Yavru. Güzel bir yavrulu çerçeve. Polen, yavru, nektar. Arı bir şeyler taşıyor. İlk önce buraya seriyor galiba. Bakın çerçeveler hep arılı. Polen. Muazzam derecede polen var. Erkek arı var burada. Bunun erkek arılarını suni tohumlamada kullanacağım. Çünkü kışlama konusunda kendini ispat etmiş bir arı. 1400 rakımda 5 ay boyunca hiç dışarıya çıkamayan bir arı kışlama konusunda kendini ispatlamıştır. Şurada açık larvalar var, sütlü. Alt katta yavrulu 2. Bu arının yan tarafındaki gölet haftalarca üzeri buz kaplı durdu. Gündüzleri -15 dereceyi gördü. Yine yavrulu. Ortasında süt basılmış larvalar var. Aşırı polen gelmiş alt kata. Göstereyim. Alt kata poleni depoluyor anladığım kadarıyla. Ve arı yavaş yavaş üste çıkartacak kendisini. Burada ise içinde süt basılmış yavrular var. Larvalar var. Sökülen yere yine ana arı yavrusunu atıyor. Bu arının üzerinde bir aya yakın sürede kubbe gibi kar kaplı kaldı. Karın altında kaldı. Arıyı sıkıştırmadığım için gençleri, yeni başlayanları yanlış yönlendirdiğimi söylüyorlardı. Yaptığım arıcılığın doğru olmadığını, kul hakkına girdiğimi söylüyorlardı. Bakın yine yavru. Yavru, koluma konan polenli bir arı. Muazzam yavru var. Yavrulu 4. çerçeve alt katta. Şimdi gelip bana desinler ki hakkını helal et. Sana dedik ki kul hakkına giriyorsun. Bakın, polenli bir çerçeve ama şu kısımlara ana arı yumurta atmış. Şurada erkek arı pupaları var. Yan tarafında işçi arı yumurtaları var. Bu yüzünde ise polen var. Sadece şu orta kısımda erkek arı gözenekleri açmış arı. Oraya yumurta atmış. Diğer tarafında pupa ve yumurta var. O zaman alt katta 1, 2, 3, 4, 5 çerçevede yavru var. Muazzam polen. Muazzam. Bakın bu polenle beraber bu arı patlamasını yapar. Siyah, sarı,
turuncu. Komple poleni doldurmuş. Alt katın duvar çerçevesi bu. Bu polenle beraber müthiş yavrular besleyecek. Yine arka tarafında da var ama bu yüzdeki kadar çok değil polen. Kovan tabanına bakıyorum. Kovan tabanı kapalı yekpare. Açık dışlatmadım. Kovan tabanında çok fazla kırıntı yok. Su da yok. Yani bu arının hijyeni de güzel. Hijyen özelliği. Efendim Volkan Bey. Sağ olun abi. Şu anda 14 megawattta üretimdeyiz abi. Taşmıyor, taşma yok. Bilmiyorum abi, sanırım ızgara tıkanıklığından olabilir. Evet, şimdi üst kata bakalım. Şimdi buradan oğul kontrolü de yapacağım. Şimdi çift katlı arada oğul kontrolünü nasıl yaptığımı da göstereyim. Şimdi burada bakın boş ana arı memeleri var. Bunları buraya önünü de kapattık arını çabuk çabuk bakalım. Şimdi bunların içine yüksük yumurta atarlar. Bunlar yüksük olur. Oğula gitmek istediğinde bunlardan faydalanır. Telefon geldi yine. Bakın şu arada bu boşluklara bu ana arı memelerini yapıyorlar bu boşları. Bunların içinde eğer yumurta görürseniz anlayın ki arınız oğula gitmek istiyor. Şimdi tek tek bunlara bakıyorum. Boş. Boş. Başka da yok zaten. Şimdi bunları kolaylık olsun diye temizliyorum. Normalde boş olduğunda temizlemeye bile gerek yoktur. Ama kolaylık olsun diye kendime çalışma esnasında temizliyorum. Bunu yine örecekler böyle bakın. Boş boş araları örüyorlar. Örüyorlar. Bu çalışmada zorluk yaratıyor sadece. Ama yine de ben bir temizlik yapayım onlara. Önlerini de kapattım. Telefonların yüzünde de biraz açık kaldı. Bakın bunların içi işte. İçinde yumurta olmadı mı korkulacak bir durum yok. Yumurta varsa aranızda oğul eğilimi vardır. Bütün çerçeveleri tek tek silkeleyerek memeleri bozmanız gerekir. Ondan sonra arıya bir hafta verin. Bir hafta sonra tekrar kontrol edin.
O kontrolde eğer varsa ikinci bir kez memeleri bozma size kalmış. İster bozarsınız, ister bölersiniz. Ama ikinci kez bozdunuz diyelim. Üçüncü sefere yine yaparsa artık o arı oğulcudur benim gözümde. Hiç uğraşmaya değmez. Şimdi ikinci katına gelelim arının. Birinci katında 5 tane çerçevesinde yavrusu vardı. Şimdi yeşil kovanımın bakalım üst katında kaç çerçevede yavru var. Arımızın oğul kontrolünü de yaptık. Herhangi bir sorun yok. Alt katta bayağı arı yoğunluğu vardı. Çok güzel polenli çerçeveleri vardı. Şimdi üst kattaki hem besin hem yavru durumuna bakacağım. Arı yoğunluğuna ve ana arıya. Ana arısı boyalıydı. Değiştirdiklerini sanmıyorum. Bakın. Full besinli bir çerçeve. Bu arının beslenmeye hiç ihtiyacı yok. Kıştan önce zaten bir teneke yem vermiştim ona. Arı tüketmemiş de. 5 aylık upuzun bir dışarı çıkamadığı dönemde bakın duruyor. Hatta şuralarda taze nektar da var. Çıkınca biraz toplamış. Bu da ballı bir çerçeve. Ve geldik yavrulu çerçeveye. Ve benim güzel kızım da burada. Bakın. Çerçeve komple larva. Bu çerçeveye geçmiş. Katta yavrulu bir. Sesim de kısık. Üst katta yavrulu iki. Makinelerin sesinden bağırıyorum. Videoda sesim çıksın diye. Dumansız körük. Yavrulu 3. Hem de şuradan şuraya kadar. Yine arka tarafı da öyle. Kovan içinden çok güzel sıcaklık geliyor. Yavrulu 4. Bu tarafında da var az bir şey. Bir tane iğne yedik, hava kapandı. Olsun. Bakın bu da yavrulu. Bunda yavru alanı biraz az. Üst tarafı bal kemeri. Altında yavru var. Balı açıp açıp yavru atıyor.
ballı polenli. Yine aynı şekilde arka tarafı da bal ve polen. Duvar çerçevesi yine komple bal. Arının durumu çok güzel. Ne yaptı? Üst katta 4 çerçevede yavru. Aşağıda 5 çerçevede. Toplam 9 çerçevede yavru alanı var arının. Hava bozdu, sabah çok güzeldi. Ana arıyı yumurtlarken gördüm. Hemen kapatayım. Maşallah. Ana arı gaza basmış durumda. Gelişmek için kütür kütür çalışıyor. Ve şimdi 15 Mayıs'ta arıma ben 3. katı atıyorum. Araya ızgara girmeyeceğim çünkü geçen sene bu arı ızgara verdiğim katı benimsememişti, inat etmişti. Şimdi yukarıya nektar taşıyana kadar ızgaraya girmeyeceğim. 2 hafta falan sürer. Ortada bir tane yine kendisine ait geçen seneden kabartmış olduğu hiç yavru atılmamış bir çerçeve. Yanlarında ise toplam 7 tane temel petek. Evet, yeşil kovanım böyle. Çok iyi durumda. Son gaz geliyor. Gümbür gümbür geliyor. Maşallah. Bu arı benim ustalık eserim.